Sevgili dostlarım, herkese hayırlı akşamlar. Umarım güzel bir hafta sonu sizlerle beraber olur. Bir haftayı daha artık tatlısıyla acısıyla bitirmiş olduk. Yine analizlerimizi sizlerle ara ara paylaştık. Umarım faydalı oluyordur sevgili dostlar. Ki ekranımızdaki standart yasal uyarı gereğince kesinlikle alım satım tavsiyesi yapmadan tamamen teknik analiz içerikli olup destekler, dirençler varsa formasyonların gösteriminden ibarettir. Yani buradaki bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir sevgili dostlarım. Evet, şimdi bakınız biz burada hala BIST 30'da, VYOP'ta bakın saat 8.30, 0.60'larda işlem açmıştık. Satış yönünde 0.94. Yani VYOP'ta da endeks vadeli işlemler saat 11'e kadar devam ediyor sevgili dostlar. Bakınız hala açık. Burada bakın 0.94, şu anda saat 20.36, çalışan bir VYOP endeks pozisyonu söz konusu. Umarım buralarda da hacimler oluşur ve ilerleyen zamanda yatırımcıyla biraz daha böyle hacimli bir şekilde buluşur arkadaşlar. Evet, 5 adet hissenin teknik analizini sizlerle paylaşacağız yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi bazen soruyorlar hocam, paylaştığınız hisseler çıkacak hisseler mi? Düşecek. Arkadaşlar biz bütün hisseleri paylaşıyoruz. Desteğin direncini paylaşıyoruz. Çıkar iner, ona bir şey diyemem. Biz burada teknik analizini paylaşıyoruz. Son karar, son söz yatırımcınındır. Evet. Günlük bazda değil de şöyle haftalık bakalım. Haftalıktan günlüğe, saatliğe gelelim. Çünkü haftalık kapanışımız gerçekleşmiş oldu. Evet. Şöyle baktığımız zaman İpek'te arkadaşlar güçlü bir duruş söz konusu. Bakın şu noktada ...9-10 bandının altına düşmediğimiz müddetçe, haftalık kapanış itibariyle 9-10 seviyelerinin altına düşmediğimiz müddetçe pozitif seyrini devam ettirecektir. Yani haftalıkta aslında güzel bir yerde kapattık. Lakin işte şu son vakit, şu mumun, iğnenin burada oluşması pek hoş olmadı. Onun için şu bantlarda bakınız 9-10 bantları stoplu takip edilebilir arkadaşlar. İndikatörlerimizde herhangi bir bozulma söz konusu değil. İçimoku bulutuna bakalım haftalıkta. Yine haftalık İçimoku bulutunda da bir sıkıntımız söz konusu değil arkadaşlar. Haftalık bazda pozitif seyri devam ediyor. İpek doğal enerjinin. Evet. Şimdi günlük bazda bakalım. Bakınız günlük bazda baktığımızda da yine burada artık kırılımın geldiğini, yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada siyah bakınız destek çizgimiz altına sarkma olmadığı müddetçe yola devam diyoruz. Teknik anlamda ortalamada 9-10 seviyeleri destekli takip ediyoruz sevgili dostlarım. Evet, yani burada şu ve benzer hareketler bakınız. Hop yukarı tekrar aşağı düzeltme, yukarı düzeltme, yukarı tekrar düzeltme. Yani bu şekilde gidebilir. Yani şu seviyelerin altına girmediğimiz müddetçe, direnç çizgisinin altına sarkmadığımız müddetçe günlük bazda da yine pozitif seyrini sürdürüyor. Şimdi günlük anlamda İpek'te bizim en çok dikkat edeceğimiz, stop noktasını belirleyeceğimiz önemli bir nokta. Bakınız buradaki RSI sevgili dostlar. Evet, göreceli güç endeksini bu noktadan takip ediyoruz. Ve bu destek hattının altına sarkma olmadığı müddetçe pozisyon korunur. Bu seviyenin altına şu şekilde bir sarkma halinde ciddi anlamda satış yemiş olur arkadaşlar. İpek doğal enerjide. Ha, şunu söyleyebiliriz. Yani alım için uygun bir yer midir? Yani nihayetinde zirve yapmış bir noktada. Hani borsada bir düzeltme bekliyoruz dedik. Bakınız 2 gündür şöyle bir gevşeme söz konusu. Yani burada yine beklenilip bakın olası bir şekilde 9-10'lar stop alınarak 10.05 bandın üzerinde yol alınabilir sevgili dostlar. Bakınız kapanış bazlı 10.05 bandın üzerine atabilirse bizim için yine pozitif
bir anlam ifade eder. Evet, şöyle koyalım. Bakın 10.05 bandının üzeri bir alım noktasıdır. Eğer geriye doğru gelip bir onay alımı gerçekleşecekse de şöyle 9-10 seviyeleri ortalama bir rakam söylüyorum arkadaşlar ben burada. 9-10 ortalamalı destekli takip edilebilir. İpek doğal enerji. Yine Ichimoku Bulutu'na günlük bazda bakalım. Evet. Şöyle baktığımızda Ichimoku Bulutu'nda da bir sıkıntı teşkil etmiyor arkadaşlar. Orada da her şey yolunda. Burada artık RSI'daki o bahsetmiş olduğumuz destek hattı iyi takip edilmeli arkadaşlar. Burası bizim için gerçekten çok çok önemli olacaktır İpek Doğal Enerji'de. Geçiyoruz diğer bir hissemiz Enerjisa. Evet, Enerjisa daha önce bir çizgi atmışız. Kaldıralım. Yani burada hala yoluna devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımızın ne ilginçtir ki şu obo formasyonunu hep dip bölgede aradığını görüyoruz. Yani obo illaki dipte oluşacak diye bir şey yok arkadaşlar. Yani tamam dip oluşumu bakın şu bölgede bir obo oluşumu pardon tobo obo diyoruz. Yani yükseliş ifadesi tobo formasyonu illaki bakın şu bölgedeki gibi dipte oluşacak diye bir kaydımız yok. Şimdi gelir burada. Örneğin bakın şurası da bizim için bir tobo formasyonudur. Sol omuz, baş, bakın sağ omuz. Şu bölgenin kırılımıyla bakın şu yükseklik kadar yukarı hareket gerçekleşmiş olur. Şimdi burada da yine bir tobo formasyonu söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Yani zirvelerde biz tobo arayanlardanız. Yani sıkıntı yok. Ha zirvede olmuş, ha dipte olmuş. Bana formasyon işlesin de hiç umurumda değil arkadaşlar. Bakınız. Sol omuz baş, sağ omuz. Bakınız. Burada net bir şekilde aslında tobo, ters omuz baş, omuz formasyonu söz konusu. Tamam dip bölgede yükselişin işaretidir. Eyvallah. Ama bir hareket, bir yükseliş devam edecekse de ortalarda da zirvelerde de bu formasyonu görebiliriz. Ki biz buranın zirve olduğunu bilmiyoruz ki. Yani buraya biz illaki obo formasyonu koyalım. Belki de yükseliş devam edecek. Niçin burada tobo formasyonu olmasın? Onun için yani lütfen işte tobo dipte olmaz mı falan filan gibi sorular sormayın arkadaşlar. Bunu bazen arkadaşlarımız şaşırıyor, hayretle ifade ediyorlar. Yani formasyon formasyondur. Dipte de tepede de biz denk getirdik mi avlar getiririz sevgili dostlarım. Evet. Şimdi olasılık dahilinde bakınız. Burada şöyle 8 bantları üzerine attığımız takdirde teknik olarak bakın şu mesafe kadar yukarıya bir hareket beklenir sevgili dostlarım. Hemen klonlayalım. Evet. 8 bandının üzerine 8.80'lik bir tobo formasyonu hedefi söz konusu Enerjisa'da. Evet. Tekniğinde bir bozulma söz konusu değil. Halen pozitif ivme devam ediyor sevgili dostlar. Enerjisa'da. Evet. Haftalık kapanışına bakalım. Bakalım buradan bir şey elde edebilecek miyiz? Evet. Haftalıkta da yine hareketli ortalama bazında. Yani bakınız 21 günlük kırmızı ortalamaya tutulmuş gidiyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı söz konusu değil. Evet. Şimdi şöyle 1 saatlik grafik üzerinden bakalım. Bakınız biraz önce günlük bazda size hani göstermiş olduğum tobo formasyonu. Bakınız burada saatlik bazda daha net bir durumda. Şöyle koyduğumuz zaman. Artık arkadaşlar bu noktada bakın sol omuz baş sağ omuz yani şöyle kırıldığı takdirde
8 bantlar üzerinde kalıcı sağladığımız takdirde yukarı yönlü güzel bir hareket söz konusu olacaktır. Şöyle 8.02 gibi bu seviyelerin üzeri bizi TOBO'ya götürür arkadaşlar. Umarım gerçekleşir. Şimdi olası bir bozulum için, TOBO formasyonunun bozulması için 7.68 bandının altında stop olmakta fayda var. Yine saatlik bazda. Evet. Tabii şu söylenebilir. Yani şu noktadayız zaten biz 7.96-8 bandlarına yakınız. Burada kırılım gerçekleşmesiyle işlem açmak lazım. Yoksa bu kırılım gerçekleşmez ise burada oyalanıp tekrar geriye bakınız. 7.66 buranın da kırılımıyla daha aşağılarda 7.04 bandına kadar da geri çekilmeler söz konusu olabilir enerjisi de. Evet. Olası bir TOBO formasyonumuz söz konusu, umarım gerçekleşir. Geçelim NK'yi. Evet. Arkadaşlar yine burada da bakınız saatlik grafikte yükselen trendimiz devam ediyor. Hiçbir bozulma söz konusu değil. Günlük grafiğimize gelelim. Evet, günlükte de yine yoluna devam eden bir hissemiz söz konusu. Yine buradan Ichimoku'dan bakalım. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman yine her şeyin yerli yerinde yoluna devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim sıkıntılı noktaya, RSI'ye. Bakınız burada bulutu kaldıralım. Tüm çizimleri kaldıralım. Şimdi arkadaşlar, bizim uyumsuzluklarımız vardı değil mi? Örneğin. Şimdi burada bakınız hissemiz şu noktada yukarı doğru ivme kazanmış gidiyor. Ama RSI'miz daha aşağıda tepeler, daha aşağıda dipler, aşağı doğru gidiyor. RSI bakınız şu bölgeden itibaren bu yükselişi aslında onaylamıyoruz sevgili dostlar. Yine MACD indikatör bakınız biraz yatay bir şekilde devam ediyor. RSI'nin özellikle burada onaylamaması bu yükselişi ilginçtir. İşte bu noktada biraz insan tedirgin oluyor sevgili dostlarım. Negatif uyumsuzluk söz konusu diyebiliriz burada. Şimdi şöyle bir de haftalık bazda bakalım. Evet, haftalık bazda da yine yukarı yönlü hareket seyrini sürdürüyor. Burada da bir sıkıntı söz konusu değil. Evet. Yani görüntü güzel arkadaşlar. Ama 2, 4, 6, 8 gün bakınız. 2, 4, 6, evet 8 gün üst üste yükseliş sağlamış. Yani dikkat etmek gerekli. Şöyle birkaç gün daha gidebilir ama geriye doğru bir hareket, yani birkaç hafta daha gidebilir ama bunun akabinde bir düzeltme hareketi gelebilir sevgili dostlarım. Burada dikkat edelim. Evet. Şimdi yine kısa pozisyonda bakınız haftalık bazda. Şurayı sol omuz, şöyle baş ve sağ omuz olarak aldığımız zaman bakın şu yükseklik kadar teknik anlamda bir yukarı yönlü hareket söz konusu olacaktır ki bu da ortalama 7.50 bantlarına denk gelmekte arkadaşlar teknik anlamda. Evet, şimdi şu şekilde düzeltmesini yapar geri gelir tekrar şu seviyeleri bulabiliriz arkadaşlar. 7.50 seviyeleri teknik anlamda bir hedef halinde gözüküyor NK'da. Evet, gelelim Frotto'ya. Evet, Frotto ne yapıyor demişti bir arkadaşımız. Bakalım ne yapmış Frotto.
Vallahi arkadaşlar Frodo her ne yaparsa yapsın. Hani bir tane arkadaşımız sormuş yani trade etmek mi yoksa tekneye falan bakmadan işte uzun vade hisse taşımak mı? Eğer biz burada uzun vade hisse taşımak tarafındaysak işte Frodo buna en güzel örnek sevgili dostlar. Gerçekten Frodo muhteşem bir trendle bakınız 97'den 96'dan günümüze muhteşem bir yükseliş arkadaşlar. Yani insan biraz soluklanır, geriye deper ama şöyle bakıyoruz şu noktada 5.09'dan gelmiş 1.60 ama 2008. Ya bakınız aynı yıl içerisinde tekrar yukarıya vermiş. Gerçekten muhteşem bir yükseliş trendi içerisinde. Gerçekten sağlam sevgili dostlar. Yani bu hissenin düzeltmesi olsa ne olur, olmasa ne olur. İşte yani uzun vade yatırımcı olmak istiyorsanız bu tarz hisselere bulaşacaksınız. Hiç arkanıza bakmayacaksınız. Yani bir emeklilik ikramiyesi gibi veyahut da ne bileyim ilerleyen zamanlar için çocuklarınıza bir miras şeklinde sevgili dostlar kalabilecek hisse türlerinden Frodo. Bakınız muhteşem bir yükseliş. Ya tabii bunun mutlaka bu şekilde gevşemeleri olacaktır. Yani bu ne ki yani? Bence hiçbir şey sevgili dostlar. Yani bu denli yükselişin arkasından gelmiş buradan geriye doğru sarkmış. Bence önemli bir şey değil. Yani yine haftalık bazda baktığımız zaman zaten bir satış üretmiş değil. Günlük bazda Frodo'ya bakalım. Ha, bakın işte günlük bazda hani değerlendirecek olursak yani kısa al satıcılar için tabi burada bir stop noktası bakınız özellikle RSI'de bakınız satış yemiş. MACD'miz yine satışa doğru geliyor. Günlük bazda tabi biraz iş sıkıntılı gözüküyor. Yani burada bir düzeltme hareketi söz konusu olacak gibi sevgili dostlar. Ama artık iş işten geçmiş. Bakalım şu seviyelerden dönüş yapacak mı? Özellikle kırmızı çizgimiz 73-27 seviyeleri 21 günlük hareketli ortalama. Bakalım bize destek olabilecek mi? 73 seviyeleri destekli takip edilebilir. Şimdi bakınız ilginç bir nokta. Tabii onu da söyleyeyim. Bakınız şu bölgede bize 200 günlük hareketli ortalamalar destek vazifesi görmüş. Bir üstteki destekte bakınız 100 günlük mavi çizgi bir destek vazifesi görmüş. Bir üstte bakınız siyah çizgimiz destek vazifesi 50 günlük. Bakınız 200, 100, 50. Şimdi işin ilginç tarafı. Bakınız 200 günlük, 100 günlük, 50 günlük ve burada da eğer bu simetri devam edecekse de bakın şurada da 20 günlük hareketli ortalama bize destek vazifesi görebilir. Yine yatırım tavsiyesi olmadan 73 bandını 21 günlük hareketli ortalamayı ortalama 73 destekli takip edebiliriz sevgili dostlar. Eğer burada 21 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunabilirse de bu simetri devam etmiş olacaktır teknik olarak. Evet. Şöyle çizdiğimiz zaman yine olasılık dahilinde eğer ciddi bir düşüş gelecekse de bakınız şu noktalara kadar düşse dahi buralar yine bizim için bir fırsat teşkil eder sevgili dostlarım. Evet. Şimdilik 73 destekli takip ediyoruz. Bu 73 desteği kırılırsa aşağıda 69-50 bantları bizi karşılıyor olacaktır Ford Otosan'da. Evet. Şimdi tabii şu noktayı da unutmayalım. Her zaman bahsettiğim şu onay hareketi var ya arkadaşlar. Örneğin direnç, direnç, direnç burada kırıldı. Hop yukarı geldi. Tekrar geldi. Buradan eğer önümüzdeki pazartesi için yukarı yönlü bir hareket söz konusu olur ise bu bir onay hareketi olacak ve bir alım fırsatı sunmuş olacaktır Ford Otosan. Pazartesi iyi takip edelim. Pazartesi yeşil bir açılış bizi buradaki bu düşüşü bir teyit düşüşü olarak algılamamızı sağlar ki bu da yükselişin başlangıcı anlamına gelir sevgili dostlar. Takip edeceğiz. Ford Otosan pazartesi itibariyle pozitif bir açılış. Hem de güzel şöyle artı bir, artı bir buçuk neyse artık. Yani pozitif kapattığı takdirde Ford Otosan olumlu diyebiliriz. Tabi burada indikatörler biraz negatif. O ayrı mesele ama buradaki düşüş
Bakalım ne derece kalıcı olacak. 73 seviyeli stoplu takip ediyoruz. Ford Otosan'ı. Evet, gelelim Hektaş'a. İşte Hektaş dikkat edilecek bir noktada. Evet. Şimdi buradan çiziyoruz. Bakınız. Aresa'yı çizdik. Bu köşede dursun arkadaşlar. Bakınız, Aresa 70 bölgesi altına sattığı an tehlike çanları çalmaya başlar. Bakınız, mavi kırmızı MACD indikatörü satışa gelmek üzere. Zaten güzel bir primleme yaptı. Yukarıda bir ikili tepe söz konusu mu? Söz konusu. Bakınız, burada daha net çizgi grafikte göstereyim. Bazen bu grafiklerde arkadaşlar anlayamayabiliyor. Bakınız, ikili bir tepe. Burada şöyle 9.70 bantları altına sarktığımız an geçmiş olsun arkadaşlar. 9.70 stoplu takip ediyoruz. Hektaş'ı. İkili tepe formasyonu söz konusu olabilir. İkili tepe bir düşüş sinyalidir. Dikkat etmek gerekli sevgili dostlarım. Tabi umarım gerçekleşmez ama ikili tepe bize bir düşüşü gösterir. Bu ikili tepe ile beraber bizi nerede destek çizgisi karşılar? Şöyle baktığımız zaman, evet, siyah çizgimiz, bakınız, bir destek çizgisi olarak çalışacaktır. Burayı yine biz kollayalım arkadaşlar. 9.70 desteğimiz. Bu desteğin kırılması akabinde, bakınız, siyah destek takip edilir. Çalışırsa çalışır. Çalışmaz. Burası da kırılırsa artık Hektaş'a geçmiş olsun demek gerekli arkadaşlar. Riskli bir bölgedeyiz. Dikkat etmek gerekli. İçimoku bulutuna bakalım. Şimdilik İçimoku bulutunda öyle bir amşam bir şeyimiz yok. Evet. Hektaş 9.70 stoplu takip edilmeli arkadaşlar. 9.70'in altı risk barındırır dedikten sonra burada videomuzu sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz sağ alt köşede abone ol butonunu tıklayıp bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin ki videolar yayınlandığı takdirde YouTube üzerinden size bir bildirimle bizim yayınlamış olduğumuz videoların duyurusu yapılsın arkadaşlar. Bu imkanlardan faydalanın. Önce abone olacaksınız, daha sonra da bildirim zilini aktif hale getirilmiş olacaksınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.